yumurta dondurma nedir? Gerek kadında gerekse erkekte belli dönemlerde yumurta yapımları olmakta ve üreme sağlığı için sağlıklı yumurtalara ihtiyacımız var. Ancak kadınlar erkekler kadar şanslı değil. Çünkü erkeklerde 3 ayda bir yenilenen yumurta yani sperm yapımı ömür boyu devam etmekte. Ancak kadınlarda doğduklarında kız çocuklarında belli sayıda yumurta adacıkları var yumurtalarında. Bu puberte dediğimiz erkenlik döneminde belli bir sayıya inmekte ve bu sayı her ay tükenerek devam etmektedir. Ve kadında menopoz gerçeği var. Türkiye'de yaklaşık 48-50 yaşları yani menopoz yaşlarında artık yumurtalıklarda yumurta kalmamakta. Ancak bundan 10 yıl önce yumurta sayısı azalması daha da hızlanmakta ve yumurta tehdidi oluşmaktadır. Yani yumurta rezerv tehdidi oluşmaktadır. Ve hal böyle olunca da kadın yaşı ilerledikçe gebe kalma şansı azalacaktır. Gebe kalma şansı azaldığı gibi gebe kalındığında da düşük yapma ihtimali artacaktır. Şimdi tabii gebe kalabilmek için evli olmak lazım veya bir tüp bebek uygulaması yapmak adına mutlaka resmi bir evlilik zorunlu olarak aranmakta. Ancak evli olmayan veya çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı geciktirmeyi düşünen, yumurtalık rezervi tehdit gösteren, ailede anne ve teyzesinde erken menopoz hikayesi olanlarda bir müteakip kuşakta yani gelecek nesillerde yumurtalık rezervi daha da erken azalacak ve daha erken menopozal yaş görülecektir. Hal böyle olunca bu grupta yumurtalık rezervi azalması yani tehdidi daha büyük bir öneme sahip olacaktır. Ya da bir kanser tedavisi görecek olanlarda, bunun için bir kemoterapi, bir radyoterapi alacak olanlarda veya zorunlu bir cerrahi tedavi yapılacak olanlarda yumurtalıklardan yumurta alınarak dondurulması ve bunların saklanması, ileride hasta gebe kalmak istediğinde kullanılmak üzere şartlar oluştuğunda fevkalade faydalı olacaktır. Ve Türkiye'de de yeni çıkan yasa gereğince sadece sağlık nedenli koruyucu olmak değil, yani bir kanser tedavisi gibi bir kullanılacak ilaçlara bağlı yumurtalıklardaki yumurta adacıklarının zarar göreceği durumlar dışında yumurtalık rezervi tehdit gösteren, ailede erken menopoz hikayesi olup kendisinin de böyle bir tehdidi yaşayacağı öngörülen hasta gruplarında istedikleri zaman yumurta dondurmaları mümkün olacaktır. Ancak bu şartların tespit edilmesi, iki kadın doğum uzmanı ve bir ürolog tarafından sağlık kurulu raporuyla da bu durumun belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir durum belirlendikten de yumurta dondurulması gerek sağlık açısından gerekse yumurtalık rezervi azalması tehdidi yaşayacak olanlar açısından bakıldığı zaman bu hastalar adetin ikinci günü görülmekte, bir yumurtlama tedavisiyle yumurta sayıları arttırılmakta, sonra bu yumurtalar dışarıda toplanmakta, ultrason eşliğinde ve toplanan yumurtalarda dondurularak saklanmaktadır. Dondurularak saklanan yumurtalar hasta evlendiğinde veya çocuk sahibi olmak istediğinde tekrar çözülerek eşinden alınan spermle döllenerek embriyo transferi işlemi gerçekleştirilmektedir. Tabii bu bir şekilde güven oluşturacaktır. Böyle bir zorunluluk nedeniyle veya evli olmaması ve yumurtalık rezervinin tehdit göstermesi nedeniyle hastaların yumurtalarını dondurma imkanları vardır. Yumurtaları dondurulmuş olan hastalarda tabii daha ileride çocuk sahibi olmak istediklerinde böyle bir şansı ilerleyen yaşlarına rağmen kullanabilme şansına sahip olacaklardır.